Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Orada sonra gelecek başkanım. Çok değerli izleyenlerim ve değerli veliler, değerli tüzden takipçileri, hepinize merhaba. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün sizinle sohbet edeceğiz. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Ben öncelikle zeki, bütün çocukların zeki olduğunu ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten bütün çocuklarımız farklı zekalara sahiptirler ve farklı yetenekler kendilerinde vardır. Bu zeka ve yeteneklerin yeter ki biz çeşitlerini bilelim. Hangi tür yeteneğe, hangi tür zekaya çocuklarımızın sahip olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Bunun için zaten çalışmalar yapıyoruz, testler yapıyoruz. Vakfımızda, TÜZDEV'de ve Bilsemler'de veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberlik araştırma merkezlerinde bu testler sürekli yapılıyor. Ben bu çalışmaların çocukların keşfedilmesi yönünde yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Öncelikle keşfetmek gerekiyor. Keşfetmeden bir yere ulaşmak mümkün değil. Çocuğun önce işte hangi zekaya, hangi yeteneğe sahip olduğunu, ilgisini, hangi alanlarda ilgi duyduğunu bilmek zorundayız. Bunun için işte bu vakıfta çocuklarımızın keşfine yönelik testler ve yetenek laboratuvarlarında yeteneklerini tespit ediyoruz. Daha sonra bu çocuklarımızın o zeka ve yeteneklerine göre onları eğitme gayreti içerisindeyiz. Daha çok vakfımızda çocuklarımız için atölye çalışmaları yapılıyor. Bu bizim için çok önemli. Orada çok büyük keyif alıyorlar çocuklar. Ve bir kısmı kendi arzu ve istekleri doğrultusunda, daha doğrusu yetenek ve zekaları doğrultusunda bu çalışmalara katılıyorlar ve oralardan ekstra bilgiler bizzat uygulayarak yaptıkları, hayatlarına yansıttıkları, içselleştirdikleri bilgiler temin ediyorlar. Bu çocuklar için büyük bir kazanç oluyor. Aslında vakfın bu çalışmalarına katılan çocuklarımız genellikle keşke bütün dersler böyle geçse diye de bize itirafta bulunuyorlar. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımızı gerçekten anlamak zorundayız. Anlayabildikçe, onların hangi tür bir yaklaşım içerisinde olduklarını anladıkça onlar çok daha mutlu olacaklardır. Ama bunu yaparken kesinlikle bir zorlama ile değil, tamamen sevgiyle onları kucaklayarak bunu yapma zorunluluğu var. Ben özellikle çocuklarımıza bu yönde adeta asil bir insanmış gibi muamele edilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Yani bu söz tabii Hazreti Ali'ye aittir. Büyük insan Hazreti Ali'ye aittir. Hazreti Ali çocuklarınıza asil insan muamelesi yapın diyor. Gerçekten bugün içinde çok önemli bir söz bu. O çocukları adeta büyük adam gibi karşımıza alıp onlarla muhatap olduğumuz takdirde çocuklar kendilerini büyük adam rolüne sokacaklardır. O şekilde davranmaya, daha asil, daha tutarlı davranmaya çalışacaklardır. Burada anne babanın rolü çok yüksek. Özellikle anneler gerçekten çocuklarıyla birlikte olmak, onlarla hemhal olmak, onlarla empati kurmak zorundadırlar. Bunu genellikle biliyorum ki sizler yapıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Adeta çocuğun o bilgi açlığına cevap vermek için sizler de onunla beraber o bilgilere sahip olmak, onlarla beraber çalışmak zorundasınız. Özellikle üstün zekalı çocukların ailelerinin bu yönde çok büyük sıkıntılar olduğunu biliyorum.
ve bu açıdan büyük sıkıntılar çektiklerini de biliyorum. Bazen bizlere gelip çok büyük şikayetlenmeler içerisinde olduklarını da görüyoruz. Ya ben çocuğa yetişemiyorum. Öyle ki devamlı bir şeyler araştırıyor, devamlı sorgulayıcı bir tavır içerisinde gibi bizlere şikayetleniyorlar. Ama mecburen bunlara cevap vermek zorundayız. En azından onlara yaklaşımlarımızda biz çok daha müsbet, onları teşvik edici adeta motive edici bir şekilde yaklaşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Burada eğer ilgi göstermezsek, yani o kadar olumsuz şeyler ortaya çıkabiliyor ki, o çocukları anlamazsak, yani sadece üstün zekalı diye değil, bütün çocuklar için söyleyebilirim ben bunu, çocuklarımızı anlamadığımız, onlara sizi anlıyor, seni anlıyorum ve seni seviyorum, her zaman yanındayım gibi güven verici bir takım telkinlerde bulunmadığımız zaman, o çocuklar isyankar olabiliyorlar maalesef. Ve bu isyan öyle bir hale alıyor ki aileye isyandan, öğretmene isyandan, topluma isyana, insanlığa isyana, bütün değerlere karşı gelmeye kadar gidebiliyor. Bir süre sonra yalnızlaşan çocuklar oluşabiliyor. Bir süre sonra Allah korusun ruh hastalıkları, depresyonlar ve bir takım son derece ileri safhaya ulaşan rahatsızlıklarla karşımıza gelebiliyor. Bunların bazıları bu isyankarlığı çok ileri götürerek çok daha topluma sıkıntı verecek noktalara geliyor. Ben çok olumsuzluklar üzerinde konuşmak istemiyorum ama bunları da bilmek zorundayız. O yüzden işte çocuklara sahip çıkmak, onları anlamaya çalışmak gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Ayrıca tabii bu çocukları bizim bunlara eğilmemiz, bunlarla ilgilenmemiz, haşır neşir olmamız, onların yolunu birlikte çizmeye çalışmak çabası iki türlü faydaya sebep oluyor. Birisi işte bu çocukların yanlış yerlere gidip hacker olması, canileşmesi veya farklı olumsuzluklarla donanması, insanlara zarar verecek hale gelmesinden kurtarıyoruz çocukları. Ama aynı zamanda bu çocukların toplumların önünü açabilecek güzel insanlar, büyük insanlar olmasına da vesile oluyoruz. Yani iki türlü fayda. Tabii üstün zekalı tabiri doğuştan gelen bir şey. Ona göre biz bu tabir kullanıyoruz. Bir çocukta zeka değişmiyor. Doğuştan neyse o. Ama bu zekayı biz körleştirebiliriz de, açabiliriz, geliştirebiliriz de. Onu parlatabiliriz de. Fakat zeki bir çocuk veya orta zekada bir çocuk eğer teşvik edilirse, motive edilirse, disiplinli bir çalışmaya yönlendirilebilirse üstün zekalı gibi olabiliyor. Bu da çok önemli. Fakat bütün bunların yanında ailelerin mesela bence en büyük hatalarından birisi benim çocuğum üstün zekalı diye övünmek. Çocuğa da bunu ifade etmek. Bu çok yanlış. Hiçbir çocuğa sen üstün zekalısın, bu bakımdan övünmeye layıksın gibi bir yaklaşımla yaklaşmak doğru değil. Ancak üstün zeka akla dönüşürse, üstün akla dönüşürse, insanlara faydalı hale gelirse, yani çalışmayla birleşirse, işte o zaman o takdir edilebilir. Yani biz çalışmayı takdir etmek zorundayız. Zekayı değil. Zeka çünkü bir ham madde. Aynı zamanda bir Allah vergisi. Allah'ın verdiği şeyle biz övünemeyiz. Allah'ın verdiği bir güzellikle, yakışıklılıkla, zekayla, sağlıkla övünmemiz yanlış olur. Onu biz hayırlı yolda kullandığımız zaman, güzel sonuçlar elde ettiğimizde ancak işte övünülecek bir şey ortaya çıkar. Yani çocuğun eser ortaya koyması veya o
çabayla o zekayı birleştirip ortaya güzellikler çıkarması o zaman takdire şayan bir neticeye ulaştırır çocuğu. O zaman ancak çocuğu övebiliriz. Aksi takdirde zararlı oluyor. Narsist, kendine hayran, kendini üstün gören çocuklar ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu son derece sakıncalı. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Bunu biz işte çocuklara tevazu anlayışını vererek, yani bu zeka, tamam sen üstün zekalısın belki söylenebilir ama bu zeka sana Allah vergisi. Allah bunu sana verirken aynı zamanda sorumluluk yüklemiş. Bu sorumluluğun gereğini yaparsan, çok çalışır, bir şeyler üretir, insanlığın faydasına işler yaparsan işte o zaman sen takdir edilecek insan olursun diye onlara izahlarda bulunmak gerekiyor. Çocukların mutlaka ilgi alanlarını, hangi tür zekaya sahip olduklarını bilmek zorundayız. Farklı farklı zekalar var biliyorsunuz. Yani IQ dediğimiz şey, yani test edilen matematik zekadır veya zihni zekadır. Ama bunun dışında görsel zeka var, müzik zekası var, tabiat zekası var. Çocukların duygusal zeka dediğimiz sosyal zeka veya içsel zekayı birlikte değerlendirebiliriz. Ve hayatta da duygusal zeka, matematik zekadan çok daha etkin. Onu söylemek isterim. Yani IQ'su yüksek olmak, zihni zekası yüksek olmak bir insan için çok büyük bir başarı sebebi değildir. Ama eğer duygusal zekası gelişmişse, onunla bu IQ'yu, zihni zekayı birleştirmişse işte o zaman başarı çok fazla oluyor. Bu da nedir? Bu da başka insanlarla hemhal olabilmek, başka insanların dertlerini, söylediklerini anlayabilmek, onlarla empati kurabilmekten geçiyor. Yani başka insanlar için üzülmek, sevinmek, şefkat duyguları, merhamet duyguları beslemek işte bu duygusal zekayı yükseltiyor ve başarıyı artırıyor, toplumsal başarıyı. Burada sosyal zeka işte ve içsel zeka dediğimiz o hani şairlerde vardır ya, ilham gelir, iç dünyası çok büyüktür, çok büyük sözler söyleyebilirler şairler bu yüzden o içlerinden gelen ilhamla. Aynı zamanda mutasavvuflarda da bu zeka yüksek olduğunu söylüyorlar. İşte o başarıyı çok daha artıran faktör. Şimdi gelelim bir başka yöne. Bu çocuklar anlaşıldıktan sonra, yani keşfedildikten sonra bunu nasıl geliştireceğiz? Herhalde en büyük sıkıntılardan biri bu. En başta karakter eğitimi çok önemli. Yani burada çocuğa adalet duygusunu sarsmayan bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor. Yani o çocuklar o kadar hassastır ki, bütün çocuklarımız çok hassastır. Aslında söyleyip geçeriz kolaylıkla bazı şeyleri. Bazen yalan da söyleyebiliyoruz. Ama bu çocuğun yanında asla ve asla olmaması lazım. Hiçbir zaman doğru bulmuyoruz, tasvip etmiyoruz ama yalan söylemeyi veya dedikodu yapmayı, şikayette bulunmayı. Bakın bu çocuklar çözüm için vardırlar. Yani şikayete alıştırmamak lazım. Şikayet eden insan aciz insandır. Yani çözüm ehli değildir. Siz bunu, bu çocukları eğer şikayete alıştırırsanız o zaman çözüm ehli olmazlar. Oysa bütün problemlerin üzerine gidecek, o problemleri çözebilecek bir noktaya gelmek gerekiyor. Evet, mevzu gelişiyor. Şimdi ben tabii Yerüstü Hazinelerimiz isminde kitabımı da tanıtmak istiyorum burada sizlere. Bu kitap, eğer böyle bir ihtiyaç hisseden velilerimiz, ailelerimiz veya dostlarımız varsa okunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitapta Yerüstü Hazinelerimiz dediğimiz muhataplarımız çocuklarımız. Onlar kadar değerli
bir başka varlığımız olduğunu söyleyemem. Altından, petrolden, mücevherden çok daha değerlidir. Bunlar siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ve beşeri sermaye diyoruz toplumlar için. İnsan sermayesi. O kadar önemli ki onu ne kadar güçlü tutarsanız, ne kadar iyi eğitirseniz o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Bu bakımdan ben yerüstü hazinelerimizi biz çok daha mükemmel bir şekilde eğitmek, onları adeta bir kuyumcu titizliğinde işlemek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlar birer cevher olarak kabul ettiğimiz varlıklarımız. O cevherleri öyle işlemek zorundayız ki, bunu işte aileler, veli ve aynı zamanda öğretmenler işleyecektir. Bu işleme onları mücevher yapana kadar devam edecek. Hayata birer mücevher olarak, bilge insanlar olarak yönlendirebileceğiz. Eğer böyle olursa, işte biz yaşasak da ölsek de arkamızdan dua eden hayırlı evlatlar olmuş olurlar. Bizim bütün amacımız, gayemiz o çocuklarımızın, bu güzel çocuklarımızın, birbirinden güzel evlatlarımızın hayırlı evlatlar, hayırlı insanlar olmasını sağlamak. Bütün insanlık için. Bakın Aliye İzzet Begoviç bir bilge kişiydi, bilge kral diyorlardı ona. Allah mekanı cennet etsin. O kişi hakkında onun düşmanları bile bu sözü sarf ediyorlardı. Yani düşmanının bile takdir ettiği insan olabilmek o kadar önemli ki. Çocuklarımız için biz bir takım hırslar verebiliriz. Dünyevi hırslar, işte para hırsı, makam hırsı falan. Ama bunlar hep kendisine zarar verir. Bırakın onlar arayan, makamın, paranın peşinde koşan değil, paranın, makamın onların peşinde koştuğu insanlar olsunlar. Bu çok daha önemli değil mi? Yani işte kıymetli insan toplumlarda bu tür insanlardır. Bunlar isimlerini tarihin sayfalarını altın harflerle yazdırmış insanlardır. O kadar önemli. Biz de böyle büyük insanlar, değerli insanlar yetiştirme arzusundayız. Aksi takdirde sıradan insan yetiştirmek hiçbirimizin derdi olmasa gerek. Biz burada herkesin yaptığını değil, bu çocukların olması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Zeki çocuklarımızın, üstün zekalı, deha çaplı çocuklarımızın olması gereken işte bu anlattıklarımızın içerisinde saklı, yani bilge insanlar olarak hangi alanda olurlarsa olsunlar herkesin takdir ettiği, arkasından güzel konuştuğu insanlar haline getirebilmektir bizim değerimiz. Bu yüzden bunlara yerüstü hazinelerimiz diyoruz. Toplumlar eğer bunların farkına varırlarsa, varmadıkları takdirde sömürge olmaya mahkum olurlar. Bu çocukların farkına varırlarsa yeraltı hazinelerine de sahip çıkarlar. Yani dünya üzerinde yeraltı hazinelerini kullanamayan nice ülke biliyoruz. Yani bunu Irak'ı buna katabiliriz, Afrika'daki birçok ülkeyi, altınla, petrolle dolu birçok ülkeyi katabiliriz. Onlar niçin fakirlik yaşıyorlar? İşte yerüstü hazineleri dediğimiz bu çocuklarına, Allah'ın lütfu olan bu çocuklara sahip çıkamadıkları için, onları gerektiği gibi eğitemediği için. Evet, yani ben daha önceki kitabımda da İnsanın Sırrı olan ismiyle çıkardığımız kitapta da bir insanın ne kadar mükemmel varlık olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Allah eşrefi mahlukat olarak kabul etmiş bizim insanları, bütün insanları ve ona uygun bir çalışma içerisindeler. Şimdi sizlerden gelen bir takım sorular var. Onlara cevap vermek istiyorum. Ayşe Mine Gedikler, çocukta mükemmelliyetçilik nasıl geçebilir? Örneğin çantasında defterlerin, kitaplarının yeri aynı düzende olmasını istiyor. Yeri karışınca kendini yıpratıyor. Evet, tabii mükemmelliyetçilik güzel bir şey ama
biraz disiplinize edilmesi gerekir. Yani hastalık boyutuna ulaşmaması, obsesif hastalıklar diyoruz bunlara, böyle evhamlı hastalıklar, o boyuta çıkmaması gerekiyor. Ama düzenlilik, o çocuğun geleceği açısından, onun çok daha disiplinli bir çocuk olarak yetişmesi açısından güzel. Orada takviyeler gerekebilir mutlaka ve bu takviyeleri biz onlarla açıkça konuşarak, bakın bunu hastalık boyutuna ulaştırma, yani ufacık bir kitabın yeri değişti diye kendini yıpratma gibi açık ifadelerle onlarla daha doğrusu asil insan muamelesi yaparak muhatap olmak, ifade etmek zorundayız. Birkaç soru var mı? Şimdi bir arkadaşımız da zannediyorum Bilsemlerle ilişkili neler yapıyorsunuz. Şimdi Bilsemle işbirliği Gülsüm Hanım, Gülsüm Çiv Takeş Hanım hanımefendi. Biz de Bilsemlerin biraz daha gelişmişi bir hafta sonu eğitimleri şeklinde bir takım dersler, atölye çalışmaları yapıyoruz. Bilsemler de güzel çalışmalar yapıyor ama tabii yeterli değil. Bizim vakıftakiler yeterli mi? Elimizden geldiği kadar yeterli olmasına gayret ediyoruz. Ama bunu çok daha ötelere taşımak için çabalar gösteriyoruz. Sürekli yeniden geliştirme peşindeyiz bu çalışmaları. İşte bilimsel çalışmaları, atölye çalışmalarını eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Eğlenceli bilim atölyeleri, işte stratejik düşünme çabaları gibi. Bir arkadaşımız Gülnihan Sarı hanımefendi, değerler eğitimiyle duygusal zekayı destekleyebiliriz diye bir şey söyledi. Ben de konuşmamın içerisinde buna değinmiştim hatırlıyorsanız. Gerçekten değerler eğitimi çocuklarımız açısından çok önemli. Onların temelinde maneviyat vardır. Onlar çünkü mükemmel bir şekilde mucize olarak yaratılmışlardır. Sonradan biz büyükler onları bozuyoruz adeta. Onları yanlış yönlendirerek bütün çocukların bozulması büyükler sayesinde oluyor maalesef. Ama onların mükemmel yetiştirilmeleri de büyükler sayesinde olacaktır. İşte sizin gibi şuurlu, bilinçli ailelerin onlara verdikleri önem ve destek bunu mükemmel ve güzel bir şekilde götürecektir eminim. Bu bakımdan maneviyat bu çocukların olmazsa olmazıdır. Aksi takdirde maneviyattan yoksun olurlarsa bunlar her türlü sapkınlığın içerisine girebiliyorlar. Yani tarihte dahilerden örnekler verebiliriz. Aynı zamanda o dahilerin bir kısmı intihara kadar gidebiliyor. Çünkü manevi destek yok. İnanç eksikliği var ve değerler açısından toplumla ters düşüyor. Toplumla ters düştüğü zaman toplum tarafından dışlanıyor ve anlaşılmıyor. Anlaşılmayan insan zaten yalnızlık içerisine girebiliyor ve bu kendisi açısından çok büyük psikolojik problemlere sebep olabiliyor. Bizim aile olarak çocuklara mutlaka maneviyat desteği vermek zorunluluğumuz var. Yani onların iyi insan olmalarını, onlardan toplumun faydalanabileceği bir noktaya gelmelerini beklememiz, onun için gayret etmemiz gerekiyor. Bizim vakıf olarak gayretimiz de bu yönde zaten. Hem o çocukların keşfedilmesi, hem bilimsel ve sanat yönden yükselmesi, ama aynı zamanda işte iki kanatlı kuş misali maneviyatın da destek, maneviyat açısından da desteklenmesi gerekiyor. Bir başka hanımefendi Mehtap Boyacı. Çocuklar okulda arkadaşlarıyla iletişimde sorunlar yaşayabiliyor. Her şeyi daha önceden kavradıkları için sınıfta sıkılıyorlar. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Evet, zaten en büyük sıkıntılardan birisi bu. Bir başka hanımefendi Sevda Öktem, 2 yaşında kızım öğretilmediği halde İngilizce kelimeler öğrenmiş. Cümleler erişkin gibi çok hızlı öğreniyor. Test bu mümkün mü bu yaşta? Tabii 2 yaşında teste adapte olmak biraz zor oluyor.
Bu yüzden o çocukları sanki test yapılmış ve zeki çocuklarmış gibi eğitmeye başlamamız, devam etmemiz gerekiyor. 5-6 yaşından sonra zaten test yapılır. Çok önemli de değil. Biz önemli olan çocuğa nasıl yaklaşıyoruz, ona nasıl bir muhatap olarak hitap ediyoruz, bu önemli. Ona sevgimizi verelim. Onun kalbine hitap edelim, beynine değil. Kalbine hitap eden insan, bu anne zaten bunu gerçekleştiriyor şefkatiyle, ama bunu çok daha şuurlu yaparsak o zaman işte bu çok daha mükemmel sonuçlara gidebiliyor. O çocukla beraber oynamak, o çocukla beraber haşır neşir olmak ve eğitim yapmak, daha doğrusu bir şeyler öğrenmek, hikayeler okumak, masallar anlatmak bu 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklarımız için olmazsa olmaz. Mehtap Hanım'ın sorusuna yine cevap vermek istiyorum. Tabii bu çocukları herkes anlamıyor. Yani bu önemli bir sıkıntı. Arkadaşlarının kendisine ilgi göstermesini istiyor çocuklar. Ama onlara yani bu her zaman böyle olmayabilir diye anlatabilmek lazım. Arkadaşlarını da sen anlamaya çalışacaksın diye. Yani çocukların egoist olmasını engellemek, karşılıklı iletişimi sağlamak çok önemli. İşte bu ailelerin de öğretmenlerin desteğiyle olabilecek bir şey. Ben özellikle bunu tavsiye ediyorum. Bu çocuklara mutlaka ve mutlaka işte bu eğitimi vermek, iletişim eğitimini vermek zorundayız. Sadece başka çocuklardan kendisine ilgi beklemek, beklemenin doğru olmadığını anlatabilmek lazım. O ancak o durumda çocuk rahatlayabilir. Yani herkesin kendisine ilgi göstermek zorunda olmadığını anlayabilir. Bir başka arkadaşımız Ebru Kavya-Banoz hanımefendi, bu çocuklara ve bizlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim demişsiniz. Demişler, iyi ki varsınız hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii sizler vakfımıza destek verdikçe biz daha güçleneceğiz. Hem maddi hem manevi destek. Manevi destek de çok çok önemli ve bizzat vakfımızı tanıtmak, desteklemek bu açıdan, sizlerin vereceği destek bu açıdan bizim için çok önemli. Evet, Ayşe Mine Gedikli Hanım, hanımefendi tekrar girmiş devreye. Kekemelik ile üstün yetenek arasında bir ilişki söz konusu olabilir mi hocam? 4. sınıftaki oğlum da 3 yaşından itibaren kekemelik var. Bazen çoğalıyor, bazen azalıyor. Küçükken tedavisini gördü ama geçmedi. Evet, tabii biraz özgüven eksikliğiyle alakalı. Kendini ifade edemeyen çocuklar bazen bu noktalara gelebilir. Biraz bazı korkular olabilir. Onların tedavileri yapılabiliyor. Bir takım kekemelik tedavileri yapılabiliyor. Bunun üstün yetenekle arası ilişkisi olabilir de olmayabilir de. Onu ile kekemeliği üstün yeteneğe bağlamak çok doğru değil. Ama burada bu çocukların kendini ifadede zorluk yaşadıkları zaman başka tür yaramazlıklara veya davranışlar içerisine girdiklerini biliyoruz. Başından beri anlatmaya çalıştığımız anlamaya çalışmak. Bana ne istediğini anlatır mısın? Gibi böyle arkadaşça, dostça tabii ve sadece arkadaşça değil. Yani tabii ki anne baba asla arkadaş gibi olamaz. Olması da doğru değil. Anne ve baba tavrıyla o sevecen sıcak tavırla yaklaşmak, onları anlamaya çalışmak ve onlarla beraber yola çıkmak, bir şeyler öğrenme gayreti içerisinde olmak tabii çok önemli. İşte hikayelerle, masallarla, eskiden bizim kültürümüzde bir şeyler anlatılırdı çocuklara. Orada çocuklar zekasını kullanarak ne verilmek istediğini anlamaya çalışırlardı. Şimdi bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Masal kültürünü adeta unutuyoruz. Masallar o kadar önemli ki 2-3-5 yaşlarında çocuklar için.
Bir başka arkadaşımız Adem Uzunlar Bey, ahlak derslerinin ilk öğretimde başlaması için çalışma yapılabilir mi? Evet, yani bunların ders şeklinde verilmesine çok taraftar değilim. Yani ahlak şudur, bilimsel olarak budur gibi bir ders yapılması değil. İşte anlattığımız hep masallar, hikayeler veya bir takım filmler ile bu eğitim, değerler eğitimi kapsamında verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde tabii biz aileler olarak, öğretmenler olarak veya büyükler olarak onları onlara örnek, rol modeller olmak zorundayız. En önemlisi bu. Burada biz bize zaman zaman sorular soracaktır. Niçin böyle davranıyorsun? Böyle olması gerektiği için sen de ileride böyle dürüst, dik duruşlu insanlara zarar vermeyecek, onlara karşı nezaketle davranacak bir tavır içerisinde olmalısın gibi, yani halimizle, üslubu hal, üslubu kalden üstündür diye bir söz var. Yani hal ve davranışımız sözden üstündür. Çocuklar bunu o kadar güzel takip eder ki, biz affedersiniz en aptal denebilecek çocuk bile veya insan bile bu üsluptan anlar ve etkilenir. Bir başka hanımefendi Ayten Nergis, hocam merhabalar, ben genel sorunlardan sormayacağım çünkü artık bu konuları konuşmaktan, onlarla ilgili programlara katılmaktan adeta yoruldum. Sizden ricam bu çocuklara hitap edecek bir okulaşmanızdır. Evet, yani bu konuda bir takım okullar var ama eğer deha çaplı çocuklar için söylüyorsanız bizim bütün gayretimiz bunun üzerine inşallah. Şu anda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunu da sizin de konuşmalarınızdan dolayı tebrik ederim. Ama konuşmayla bitmiyor iş. Mutlaka bir şeyler sizin de söylediğiniz gibi yapmak zorundayız. Nihal Güngör hanımefendi, şu an destek odasındaki derse giriyoruz. Elimizde telefon, sizi izliyoruz. Destek odaları hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Tabii destek odalarında bu çocuklara adı üzerinde destek olabilmek için kurulmuş, bütün okullarda kurdurulmaya çalışan bir takım sınıflar. Veda Yıldırım Oğan, evet bu çocuklara ülke olarak sahibiz ancak devletin teşviklerinin olmadığını görüyoruz. Ne okulda öğretmen ne de evde anne baba bunlara nasıl davranılmanın konusunda bilgimiz yok. Evet, bizim derdimiz de bu. Devletimiz kısmen yapıyor ama yeterli değil. Ama her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Onun için sivil toplum kuruluşları var. Onun için TÜZDEV var. Esma Topgöz Ertem hanımefendi, Ankara TÜZDEV öğrencisi, kızım 10 yaşında sınıfa gidiyor. Veli toplantısında öğretmenler çok rahat olduğunu söylüyorlar. Sınavları orta derecede sevmediği dersleri, ödevleri yapması için ne yapmak gerek, isteyince yapıyor ve diğerleri çok iyi sonuç alıyor sınavlardan. Bu açıdan evde benim tutumum nasıl olmalı? Evet, şimdi tabii dersleri eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Yani çocuklar zorla yemek yedirirseniz yemekten keyif almaz. Yemek ihtiyacı hissetmesi gerekiyor. Gerekirse aç bırakabiliriz. Beyin de öyle. Yani bir şeye karşı ilgi duymadıkça, muhabbet beslemedikçe ondan keyif almaz. Onu cazip hale getirmek zorundayız. Öğretmenler için de söylüyorum bunu, veliler için de söylüyorum. Çocuk bazı derslerden sıkılıyorsa onu nasıl cazip hale getiririz? Çocuk açısından bunu araştırıp ona vermek gerekiyor. İşte hikayelerle, oyunlarla bazen ders yapan öğretmenler olduğunu biliyoruz ve çok takdir ediyorum ben. Bir ders ille yapılmış olmak için yapılması son derece yanlış. Ümit Türk, merhaba Kemal Bey, oğlum Ankara'da vakfınız tarafından organize edilen ya kendine çok güvenen ya da çok duygusal oluyorlar. Atladık mı?
Size ve Ankara'daki ekibinize teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Neslihan Karabiber, benim çok seveceğim ve duygusal bir kızım var. Bu çocuklarımız ya kendine çok güvenen ya da çok duygusal oluyorlar. Çizgi film izlerken herkesin güldüğü sahnelerde ben duygulandım diye ağlıyor. Ne önerirsiniz? Faaliyet yapmayı çok seviyor. Ders yapmak ise ölüm. Bu konuda önerileriniz. İşte ders yapmak eğer zorla oluyorsa ölüm oluyor onlar için. Ama mesela anladığım kadarıyla vakıftaki o atölyelerden çok mutlu. İşte atölyeler o çocukların ruhuna uygun hazırlanmış çalışmalar. Bu yüzden oradan çok mutlu oluyor. Çizgi filmde tabii gülecektir, sizin tavrınız farklı olabilir. Ama bu çocukların bizden daha duygusal olduklarını da bilelim. Sevda Yılmaz Fidan Hanımefendi, oğlum bilim sanata gidiyor, 7 yaşında, 2. sınıf resim çizmeyi, hikaye yazmayı, karikatür çizmeyi, icat ve deneyler yapmayı, bilim, astronomi, hayvan, bitki incelemeleri, belgesel izlemeyi çok seviyor. Bilim, sanat öğretmenine ilgi alanının çokluğundan, evet gerisini okuyamadım. Evet, yani çok mükemmel, çok güzel bu arzular, istekler. Bazen çocukların ilgi alanları onların zeka yönlerini de gösteriyor. Mesela çizimler yapan, hikaye yazan bir çocuk en başta görsel zeka açısından müthiş. Bunu biz daha da desteklemek zorundayız. Görsel zekayı ve belgesel izleyerek kendi eksikliğini, bilgi eksikliğini tamamlamaya çalışıyor. Montessori hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Montessori eğitimi aslında oldukça güzel bir eğitim sistemi. Çocukları daha aktive eden, işin içerisine, eğitim işin içerisine sokan, onların çalışmalarıyla olayı, dersi anlamaya çalışmalarını, yani kendi gayretleriyle çalışmalarını sağlayan bir sistem. Ama Türkiye'deki bu sınav sistemine çok uygun değil. O bakımdan ancak anaokul ve ilkokul seviyesinde tavsiye edebiliriz. Evet. Veda Yıldırım Oğan Bey tekrar herhalde aramış. Ayrıca Ankara Tüzdev Akademi'de oğlum var. Çok memnunuz. Katkı sunan herkesin emeklerine sağlık. Evet, ben de Ankara'daki arkadaşlara, İstanbul'daki arkadaşlara, diğer şehirlerdeki, Kayseri'deki arkadaşlara teşekkür ediyorum sizin namınıza. Hatice Emir Adıoğlu, oğlum 8 yaşında ve 4. sınıf Tekten Koleji öğrencisi, TÜZDEV'in eğitimlerine katılmak istemiyor. Sizce ısrarlı olmalı mıyım? Hayır, yani Tekten Koleji'nde de bildiğim kadarıyla bu tür eğitimler var. Orada da zannediyorum keyifli bir çalışma güdüyordur. Şerife Bulut Hanımefendi saygılarımla diyor. Teşekkür ederim. Sebahat Uçar, 16 yaşında oğlum aşırı özgüvenli. Nasıl davranmak gerekiyor? Evet, yani güzel bir şey özgüven ama bu özgüven onu yanlış yollara kanalize etmesin. Bir anne nasıl davranacağını çok iyi bilir. Sizler benden iyi bilirsiniz. O çocuğu desteklemek, özgüvenli olmasını destekleyerek işe başlamak ve merhamet, muhabbet, şefkat ile onlara yaklaşmak, sevgiyle yaklaşmak sonucu bir takım şeylerde bu özgüvenle yanlış yapmaması gerektiğini de ortaya koymak zorundayız. Çünkü aşırı özgüven olunca bazen yanlışlıklara gidebiliyor. İşte eğer maneviyat eğitimi vermişsek, o karakter eğitimini vermişsek özgüven onu çok iyi noktalara götürebilir. Çünkü bakın o hani bir bir ve sıfırlarla ilgili bir şeyler anlatılır karakter açısından. Her şey sıfır olarak birin yanına yazılır ama o bir karakterdir. Karakter olmayınca o sıfırlar insanı ne yaparsanız yapın, maddi, manevi zenginlikleriniz olsun, makamınız en yüce olsun, maddi gücünüz çok büyük olsun, hepsi sıfıra gidecektir. Ama karakterli iseniz veya çocuğunuz karakter sahibi ise o zaman onlar hepsi birin yanına sıfır olarak eklenir, ona katlayarak götürür o çocuğunuzun başarısını.
Evet, Nilüfer Hanım, Nilüfer Aslıhan Afra, hocam gelecekte çok TÜZDEV ile ilgili projelerinizi anlatır mısınız? Biz tabii TÜZDEV'i bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz ama bildiğiniz gibi bu konuda çok hassas davranıyoruz. Yanlış insanlar vakfımıza girmesin gayreti içerisindeyiz. Çünkü Türkiye'nin ilk milli vakfı, bunun dostları sizin gibi dostlar olduğu gibi düşmanları da olacaktır milli olduğu için. Bu ülkeye hizmet ediyor sadece. Bu ülkenin insanını bu ülkeye yarayışlı hale getirmek gayreti içerisinde. En yarayışlı hale getirmek çabası içerisinde. Bunun için dikkatli hareket etmek zorundayız. Fakat dahiler okulları projelerimiz var. Bütün Türkiye'deki bu yöndeki velilerin sıkıntısını gidermek, öğretmenleri çok daha iyi yetiştirmek gibi bir gayretimiz var. Bu yüzden uzaktan eğitim programları uygulamaya çalışıyoruz. Bunu çok daha profesyonel yapmak arzusundayız, uzaktan eğitimi. Ve bir takım yetenek laboratuvarları kurmak ve çocuklarımızı bu yönde taramak, incelemek arzusundayız. Aynı zamanda da o yetenek laboratuvarlarıyla çocukların yeteneklerini tespit edip onlara uygun yapıda okullar açmak gayret içerisindeyiz. Gönül Özdamar'ın 5 yaşında oğlum ve aşırı hareketli, nasıl davranmam gerekiyor? Tabii bu aşırı hareketli çocukları mutlaka bir takım aşırı hareket gerektiren işlere yöneltmek çok önemli. 5 yaşında olduğu gibi için onu bir spora yöneltmek, satranç oyunu mesela sabır gerektiren o hiperaktiviteyi bir yerde iyiye kanalize eden bir oyundur. Satranç öğretebiliriz ama mutlaka spor yapmasını sağlayalım. Yüzme olabilir, başka sporlar olabilir. Ada Ayşe beğendi hanımefendi. Biz de İstanbul TÜZDEV'de eğitim alıyoruz. Çok memnunuz. Sizin dediğiniz gibi aldığı eğitimlerin zekanın akla çevrilmesinde büyük katkı sağladı. Hayal dünyası çok gelişti. Ufacık bir su birikintisini bile anlamlı bir şeylere benzetiyor. Evet, evde kendi kendine atölye çalışmaları yapıyor. Çok güzel, yaratıcılığı gelişti. Çok teşekkürler. Deniz Ahı hanımefendi, hocam size çok önemli bir soru sormam gerek. Benim oğlum üstün zekalı ama öğretmeni ve bizle uğraşıyor. Ne yapalım? Çok iyi anlayamadım ama yani burada tabii ya öğretmen değiştirmek lazım. Eğer öğretmenle ilgili bir sıkıntı varsa, öğretmen sevmiyorsa mutlaka sevilecek bir öğretmen tavsiyeler. Selma Özkan, iyi günler Kemal Bey. Benim 5. sınıfa giden Ram'dan tanılı oğlum var. 3 yıldır haftada 3 gün bilim sanata gidiyor Bilsem'e. Diğer 2 gün kendi okulunda ek kurslara katılıyor. Ayrıca bu yıl TÜZDEV Ankara'ya da katılıyoruz ve çok severek katılıyor ve bunu onun bir devamını okumuyor. Evet, pardon. Evet. Teşekkür ederim. Tabii bu tür şeyler çocuğu geliştirecektir. Deniz Ağrı Hanım, oğlum bizle ve öğretmeniyle çok zıtlaşıyor. Ne yapalım? Yani tabii çocuğun zıtlığına biz zıtlıkla cevap vermemek zorundayız. Öncelikle bakın onunla beraber tamam sen haklısın diye bir yere götürüp onu tam etkilemeye başladığımız, kalbine girdiğimiz andan itibaren başka yöne yönlendirmemiz mümkün olacaktır. Ben öğretmeninin de sizin de zıtlaşmanızın doğru olmadığını söylüyorum. Aksine onun sevdiği şeyleri bulup, yani olumlu yönleri bulup onları o olumlu yönde yönlendirmek çok daha güzel olacaktır. Teşvik etmek, motive etmek, hatta beğenmediğimiz fikirlerinde bile onu takdir etmek önemli. Fakat yeri geldiğinde de işte bu egoizmini yıkmak için, tevazu anlayışını verebilmek için bir takım desteklerde bulunmak gerekiyor. Herhalde konuşmalarımızın sonuna geldik ama bir arkadaşımız daha soru sormuş. Ona da cevap verelim. Ondan sonra müsaade istemem gerekiyor. Aslı Seyhan Öner,
Hanımefendi, ikinci dönem için TÜZDEV ön kayıt yaptırdık. Heyecanla bekliyoruz. Evet, biz de sizi heyecanla bekliyoruz efendim. TÜZDEV inşallah sizlerin bu desteği ilgisiyle çok daha mükemmel noktalara gelecektir. El birliğiyle TÜZDEV, çünkü hepimizin kuruluşu, yani bir vakıf, bu vakıf çocuklarımız için var. İdealist insanlardan müteşekkil oluşmuş bir vakıf. O bakımdan bu vakfa hep beraber el birliğiyle destek olmak gerekiyor. İnşallah çok daha güzel bir Türkiye için güzel çalışmalar yapmayı Allah bize nasip eder. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah çocuklarımızın acısını göstermesin. Onları en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin bize. Hayırlı günler efendim.